Bugünkü denememizin konusu, elimizde farklı tip kurşunlar var. Fiocchi, Triopalla, RC, Winchester, Sterling. Merhaba Şatengen ailesi, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayız. Hava sıcak. Bugünkü denememizin konusu, elimizde farklı tip kurşunlar var. Fiocchi, Triopalla, işte RC, Winchester, Sterling, Guallande tip, Breneke, Global tip kurşunlar var. Bunların denemesini benim en çok sevdiğim, beğenerek kullandığım Atacay'ı taktikal modeliyle atışları yaparak deneyeceğiz. Üzerinde Sightmark'ın Red Dot'ı var. Bakalım şimdi atışa geçelim. Bakalım etkileri nasıl olacak. İlk önce Fiocchi Triopalla ile başlayacağız. Ama önce şöyle yapayım. Rejiden işaret ediyorlar kulaklığı tak diye. Evet. İlk önce Fiocchi Triopalla yapıyoruz. Bayağı güçlü bir tek kurşun. Şöyle. Evet. Hazır. Evet. Fiocchi Triopalla. Şimdi arkadaşlar, RC'nin pallasını atıyoruz. Yandaki yutonga. Evet. Sırada Winchester'ın slağı var arkadaşlar, 70 mm. Bunda. Evet, bu kenara gitti. Tekrar bir atış yapıyoruz. Tamam. Winchester'ın 76 mm Magnum'u. Bunu da hemen. Evet. Bu bayağı güçlü. Ve meşhur Sterling'in paraşüt. İnşallah bunun parçalarını gaz betonun içinden bulabiliriz. Onu da şöyle. Evet. Bu yandan parçalar çıktı. Şimdi tüfeğimiz şöyle boş. Tüfeğimizi şöyle güvenli noktaya bırakıyoruz. Kulaklığımızı da çıkaralım. Malzemelerimizi alalım. Bunların masada ne için durduğunu merak ettiğinize eminim. Şimdi evet. İlk önce kurşunumuz şu Fiocchi Triopalla. Bayağı arkaya doğru şöyle yapalım. Oo, zaten kurşun bayağı gitmiş. Kurşunu görebilecek miyiz buralarda? Kurşun şurada arkadaşlar. Hatta tapayı da buraları şurada tapayı görüyorsunuz. Bakalım kurşunun deformasyonu nasıl? Kurşun hiç deforme olmamış neredeyse. Biraz bozulmuş ama tapası da arkasında. Şöyle mesafeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen bir metreyi de, gerçi metreye gerek yok. Sıradakine geçelim hemen. Şu kurşunumuzu üzerine bırakıyoruz. Sıradaki kurşunumuz RC. De bu. Onu da şuraya koyalım. Hemen. Kurşun nereden girdi? Kurşun çıkmış olma ihtimali yok gibi. Buna bir, evet, kurşunun şöyle kurşunu biraz arayacağız. Atarken iyi de bulup çıkarması.
Neyse arkadaşlar, bunu sona bırakalım. Bu bayağı zahmetli olacak. Şu üçüncü attığımız. Oo, kurşun direkt burada. Şurayı patlatmış. Bu Winchester arkadaşlar. Winchester'ın 70 mm olanı, görsel kurşun şurada. Hemen bunu koyduk. Şurada şöyle. Bu Magnum'u arkadaşlar. Oo, bu da bayağı gitmiş. Bunu da şöyle koyduk. Hemen bunu da. Arkadaşlar, şu da Winchester'ın silah, Magnum silahı, 76 mm kanal açtığı şey burada. Şu Sterling paraşüt, bu zaten yanı dağıtmış. Şöyle, evet, kurşun kanatçıklar şu şekilde arkadaşlar. Bakalım başka parçası. Evet, kanatçıklar. Bunun etkisi de bu kenardan parçalamış çıkmış. Parçalı olmasının avantajları, içeride kurşun bir yerde kalsa bile kanatçıklar hala hareket ediyor. Ola ki sert bir yere denk geldi. Vallahi bunda kanatçıkları pek bulabileceğimi zannetmiyorum. Ben size şöyle göstereyim. Bu da Sterling Six Lock, daha doğrusu paraşüt, kanatçıklar dağılmış, bu kemiğe falan saplanmış diyelim mesela, böyle kalmış. Diğer kanatçık parçaları dağılmış gitmiş içeride. Şöyle etkilerini görebilirsiniz. Sırada bir tek, sırada RC var. RC'yi de bulamadık ama RC'yi, olmazsa RC atışını tekrarlarız arkadaşlar. RC'yi bulamadık. RC için tekrar bir atış yapalım. Sizi biraz böyle, burası biraz uzun sürdü ama kurşunları çıkarmak hiç de kolay değil. Hemen şöyle yapıyorum. Yutongumu alıyorum. RC için tekrar bir atış yapıyoruz sizler için. RC'nin de deformasyonunu görmek adına tüfeğimi şöyle alıyorum. Tüfeğim boş. Hemen kulaklığımızı takalım. Şöyle. Tekrar atıyoruz. Yutong dayanmadı artık. Bir dakika. Kurşunu bulabilecek miyiz? Hemen bakalım şöyle. Arkadaşlar, kurşun şuradan girdi. Şöyle göstereyim. Kurşunun girdiği yer, kurşun parçalayıp çıktı. Kurşunu bulamadım ama arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. İçlerinde beğendiğim kurşunlardan bir tanesi Triopal'la güçlü bir kurşun. BP'nin Blackout, White Blackout, Sterling'in paraşütü gördünüz. Etki bakımından çok güçlü fişekler. Bunların da kendi aralarında tekrar kıyaslamalarını yapacağım. Keşke RC'nin kurşun deformasyonunu da size gösterebilseydim. Şöyle bakıyorum. Eğer kurşunu bulursak arkadaşlar, deformasyonu, hepsinin yan yana fotoğrafını videonun kenarına koyacağız. Siz de kurşunlar hakkında yorum yapabilirsiniz. Takipte kalın. Daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Kusura bakmayın, biraz koşturdum. Bir dilimiz sürçtüyse, bir şeyimiz olduysa affedin dostlar. Görüşmek üzere.